Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dün çektiğimiz bu gelincik modelimizi bu şekilde arkadaşlar monte ettik tülbentimize. Ara suyunu da bu şekilde küçük bademlerin üzerine arkadaşlar bu şekilde aynı iğne yuvasında olduğu gibi aslında uygun olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bademlerin üzerine üçer kirpik koyarak yaptım. Bir de arkadaşlar sizlere de şöyle fikir amaçlı olsun diye bu şekilde de bir boru yaptım arkadaşlar. Boru çok kolay. Sarıların her bir arasına ikişer zincir, ikinci sırada birer zincir, sonunda da hiç zincir çekmeden sık iğne ile bu şekilde minik bir boru yaptım. Eğer bu hoşunuza gitmezse bu şekilde arkadaşlar 3 tığ battıdan sonra bunu da buraya bu şekilde monte edebilirsiniz. Fikir amaçlı olsun diye arkadaşlar bunu da göstermek istedim. Bu şekilde boru da yapabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına, çiçeğimizin monte işlemine geçelim. Ara suyu olarak 3 tane bu bademlerden veriyorum arkadaşlar. 2 tanesini yaptım. Şimdi üçüncüsünü de sizle beraber yapalım. 1, 2 zincir. Buraya bir tane yuva yaptım. Tığ battı yaptım. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 1, 2, 2 alarak trabzandan buraya bademim için yuva oluşturdum. 7 zincir. Hemen trabzanıma girip kapattım ilk kirpiğimi. Bu birinci kirpiğim. Yine 7 zincir. İkinci kirpiğim. 7 zincir. Bu da üçüncü kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar 3 seferde aldığım bu trabzanın içine 7 zincirden 3 tane kirpik yaparak bademimize başlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip şöyle ters tarafına çevirdim. İlk kirpiğimin içine girip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. İlk yuvam. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirden 2 tane yuva yaptım. 2 zincirle döndüm arkadaşlar. Hemen ilk yuvamı sık iğne ile kapattım. Burada kesim işlemini gerçekleştirdik. 4 zincir çekip hemen bu yuvamın içine arkadaşlar kapatıyorum. Tek yuvaya düştü. Tek yuvaya düştü arkadaşlar. 4 zincir çekmemin sebebi de buraya 3 tane kirpik yapacağız. 3 değil, o yüzden 4 zincir çektim. Burada 4 zincirle dönüş yaptığım arkadaşlar. Yere de sık iğne ile giriyorum. Sabitliyorum. Bademim hazır. Bademimi tamamladım. Şimdi 10 tane zincir çekip şu köprüyü yapıyoruz. 4, 5, 6, 9 ve 10. 2 tane arkadaşlar bu şekilde tığ battıya atladım. 3. tığ battıya girip sabitledim. Evet, bademimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da yapılışı da kolay bir ara suyu. İğneden tığa orijinali gibi olsun istedim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ikişer zincir çekerek arkadaşlar bu 5 tane tığ battı arası mesafesini vereceğiz. 2 zincir tığ battıma girip kapattım. 1, 2, 2 zincir, 3, 2 zincir, 4, 2 zincir, 5. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane tığ battı ara mesafesini verdim. Hiç zincirimi çekmiyorum. Gelincik çiçeğimi aldım arkadaşlar. Buradan bakın siyahtan bir tanesinden ilk olduğu için girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. Hemen hiç zincir çekmeden tığ battımın dibine sabitliyorum. Çünkü sallanmasını istemiyorum arkadaşlar. Sadece bu sarıya geçerken bir tane de sarıya geçerken arkadaşlar
Sabitledim. Yine hiç zincir çekmiyorum. Bunu hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar araya bir zincir çektim. Çekmeyebilirsiniz de daha sık olsun istiyorsanız. Şimdi burada 8 tane sarı trabzanla başlamıştık. Bir tanesini ben tutturdum. 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye tam ortadaki sarıdan aradan trabzanın bacağından arasından girdim arkadaşlar. Sık iğne ile bu yeşil ipimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen bakın bu sarıyı tutturduğum trabzanıma da giriyorum siyahtan da bu şekilde. Bir de oraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen yanındaki tığ battıma da girip bu şekilde tutturuyorum. Çok gayet kolay arkadaşlar. Bir siyah, bir sarı bacak. Arada üçer tane kalıyor. Bakın 3 de burada sarı trabzan kaldı. Şimdi buraya da düzelteceğiz şimdi arkadaşlar görmeniz için. Şöyle yine 5 tane tığ battı şu arayı. Bu sağda verdiğimiz 5 tığ battı arasını solda da veriyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir 2. tığ battım. 2 zincir 2 zincir. Evet. Tığ battı mesafesini bu şekilde verdik. 5 tane tığ battı mesafesini verdik arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane ilk yaptığımız bademden yapacağız. Bir defa doluyorum. 1 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 7 zincir çekiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yapımı kolay. İsterseniz buraya aynı şekilde 3 tığ battı bırakıp bu şekilde bunu sık iğne ile 2-3 defa bu dip kısmından girerek bu şekilde de monte edebilirsiniz. Zevk size ait. Örnek biraz ağır. Monte işleminin size daha kolay gelmesi için bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Çünkü hep Instagram'da yazılıyor modelleriniz ağır. Modelleriniz ağır diye arkadaşlar. Aslında fazla ağır değil. Orta derece karışık çekiyorum sizler için. 7 tane zincirden 3 tane buraya arkadaşlar. Bu şekilde kirpik yaptım. Bakın kirpiğimizin sayısı 3 oldu. 4 zincirle şöyle geri dönüyorum. İlk kirpiğimi arkadaşlar bu şekilde bu 4 zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 2 zincirle döndüm düz yüzüne. Hemen ilk yuvaya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde bademimiz bitti. Buraya da arkadaşlar girelim ki şöyle muntazam güzel bir görüntümüz olsun. 10 zincir. 7, 8, 9 ve 10. Hemen arkadaşlar buradan 2 tığ battı sayıp 3. tığ battıya kapatıyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanına da bu şekilde bir tane arkadaşlar tığ battı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa dolayıp 3 deferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Aynı burada yaptığım işlemi arkadaşlar 3 tane bu arada yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu 3 kirpiğin şuralarındaki kirpiklerin nasıl yapıldığına geçelim. Boyamız da bu şekilde arkadaşlar. Çiçeğimiz de bu şekilde monte oldu gördüğünüz gibi. Kirpiğin yapımına da geçelim. Sarı renkte sıra arkadaşlar. Sırayla kırmızı, siyah ve sarı olarak ayarladım. Bu şekilde şimdi sarısını yapalım. Bu 3 zincirli yuvadan girdim. Sık iğne ile ipi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Buradaki sık iğnemin içine arkadaşlar. Bu şekilde sabitliyorum. İlkinde biraz fazla sıkmışım arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yine aynı şekilde
Bakın bu sık iğnelerin içine batınca kirpiklerimiz daha gösterişli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı şekilde sık iğnenin içine bu 5 zincirimi kapatıyorum. Kirpiğimi tamamlıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet, aynı şekilde diğerini de yapalım. Hemen yakıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane de kırmızı yapalım. Bu şekilde 4 zincirle yaptığımız yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Fazla sıktırmadım farkındaysanız. Üzerine 5 tane zincir çektim. Hemen bu sık iğnenin arasına bu 5 zincirimi kapattım kirpik olarak. Sıradaki yuvanın içine girdim sık iğne ile. 5 zincir. Yine aynı şekilde sık iğnenin üzerine kapattım. Yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Üzerine 5 zincir. Hemen sabitledim. Yuvaya girip bu şekilde bir sık iğne yaptım. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet. Şimdi ipimi yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Dün gösterdim bilmiyorum arkadaşlar. Yapar yapmaz bıraktım. Şu şekilde şöyle ortasına bastırdığınız takdirde yaprakların katları böyle yukarı doğru kıvrılacak arkadaşlar. Eğer yapmak isteyenler buralarına hani yapraklara bu saç spreylerinden sıkıp böyle sertlikle yapabilirler. 3 zinciri sıkı sıkı çektiğimiz takdirde yapraklar gayet sert oluyor arkadaşlar. Aralarına da bu şekilde 3'er bademlerden koyup ara suyunu. İnan arkadaşlar bu zor bir model olsa çekmezdim. Hani yapımı zor diye. Yapımı gayet kolay. Ben kolay diyorsam hani zordan kaçan insan olarak inan kolay bir model seçtim sizler için arkadaşlar bu şekilde. Hem kolay hem de görünüşü güzel. Bazen böyle ağır modellerinde arkadaşlar çeyizlerimizde veyahut da şu zor günlerde de moral olarak takınıp şöyle kendimizi iyi hissetmemiz lazım diye düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar benim fikrim naçizane. Modelimiz bu şekilde. Evet, yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.